lisanından dinle. Her ne kadar dil onun değilse söz onun sözüdür, dinle. En başta en büyük düşmanım sensin, sevmiyorum seni, hiç sevmiyorum dedikten sonra ikinci düşmanım vel alimul amilu bil ilmi buyurdu. İlmiyle amel eden, söylediğini tutan din adamlarıdır dedi sevmediğim. Gördün mü? Gördün mü? Şimdi de bir kıyas eyle, koy elini göksüğün üzerine, elini kalbin üzerine koy. Yer altında çalışırken, yolda giderken, oturup konuşurken, yanındaki konuşanı dinle. Bir din adamına düşmansa, işte o şeytandır. Her ne kadar adı şeytan değilse de, yaptığı iş şeytandır. İlmiyle amel eden bir din adamı, şeytanın düşmanı olunca, onu düşman kabul eden de, şeytanın ta kendisinden başka bir şey değil. Gayetladı. Alim olacak. İlmiyle de amil olacak. İhlası da mevcut bulunacak. Alayıştan, gösterişten, şandan, şöhretten uzak kalacak. İşte o zaman şeytanın en büyük düşmanı olacak. Ey benim kardeşim! Tesbihini eline alıp da gözünü yubup zikredenler düşmanım demedi, dikkat eyle. Aldanırsın, çabuk aldatır şeytan. Bilgin ol, ilminle amel eyle, mağrurlanma. Yukarıda da beyan eyledi, dostlarımdan birisidir dedi. Zalimi destekleyen, ilmiyle amil olmayan alim. İlmiyle amil olmayanlar şeytanın dostu olurken, ilmiyle amel edenler de şeytanın düşmanı olduklarını şeytan kendisi anlattı. Ve hamilül Kur'an izâ amile bimâ fîhî dedi, bak. Kayıtlıyor şimdi. Hamilül Kur'an, Kur'an'ı ezberledi, okuyor Kur'an'ı. Çok da okuyor ama izâ amile bimâ fîhî dedi. Okuduğu Kur'an'ın içerisinde Allah'ın ahkam ayetleriyle hüküm, amal ayetleriyle amel, itikat ayetleriyle itikat ediyorsa, içtinab ayetleriyle içtinab ediyorsa, Kur'an okuyor, okuduğu Kur'an iftira eylemeyin diyor, kendine Allah'ın süsü veriyor, fetva komisyonu başkanı adı olduğunu iftira ne yapıyor, ilan ediyor, ama bir dakikanın içinde 10 tane iftirayı arka arkaya sıralayabiliyor işte. Allah'a sığınırız. Mevla'ya sığınırız. Şahit olduğumuz ispatlı şahitli manzara, ispatlı şahitli manzara hamili Kur'an'dır. Kur'an'ı biliyor. Fakat içindekiyle amel etmiyor. Kur'an iftira eyleme diyor, iftira ediyor. Yalan söyleme diyor, yalan söylüyor. Hasetlikte bulunma diyor, hasedin tata kendisi. Allah'ın muhafızına. Ne kadar acı şeyler bunlar ya Rabbi. Hafızı kelamdır. Alimül Kur'an'dır. Güya Kur'an elinden düşmüyor, dilinden düşmüyor. Fakat Kur'an'ın içerisindeki hükümlerden bir bahre. Onlarla amel etmiyor. Aksisini yapıyor adam. Düşmanlarımdan bir tanesi de Hamilül Kur'an'dır. İçerisindekiyle amel ettiği müddetçe dedi şeytan. Devam etti. Dördüncü düşmanım vel muazzinu. Müezzin ne kelime talebelerim, söyleyin bakalım. İsmi fail, barekallah. Yani manası ezan okuyucu. Ezan okuyucular da benim düşmanımdır dedi. Vel muazzinu lillahi fi hamsi salavatin. Beş vakit namaz için ezan okuyanlar da benim düşmanımdır dedi iblis. Çünkü onlar hakka, hakikata davet ediyorlar. Onun için ezan okuyucu olunuz. Allah Resulü buyuruyorlar ki, benim ümmetim bilseleri de ezan okumanın sevabını, kurra çekmeden ezan okumazlardı. Kurra kime çeker çıkarsa o ezan okurdu. Ezan okuyun. Ezan okuyun gençler. Ezan okumayı iyi öğrenin. Güzel sedalarınızla, iyi edalarınızla ezan okuyun. Ki
Şeytana düşman, Allah'a dost olasınız. Şeytan aleyhillâne, beşinci düşmanını şu şekilde ilan etti. Ve muhibbül fukarâi vel mesâkî vel yetâmâli. Düşmanlarının en başlılarından bir tanesi de fukarayı seviyor, yoksulu seviyor, evet, yetimi seviyor, yetimi okşuyor, saçını sıyıyor, hatırını hoş ediyor. Fakir fukaralara inamda bulunuyor, ihsanda bulunuyor, iyilikte bulunuyor. İşte bunlar da benim düşmanlarımdır dedi. Altıncı düşmanını şu şekilde ilan eyledi. Ve zûgaldün rahîm. Öyle bir kalp sahibi ki, merhamet var o kalpte. İçinde merhamet bulunan kalbin sahibi de benim en büyük düşmanımdır dedi şeytan aleyhillâne. Onun için Allah Resulü, men rahime ruhime buyurdu. Men lem yerham lem yurham buyurdu. Merhameti olmayana merhamet olunmaz. Yerdekilere merhamet etmeyenler de sema ehlinden merhamet göremezler. Merhamet. Merhametli ol. Herkese karşı. Bütün canlıya karşı. Ki şeytana düşman olasın. O zaman Allah'a dost olasın. Bismillahirrahmanirrahim. Merhameti en bolan Allah. Sen Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarından nasibini hazrını al, tehallegu bi ahlakillahi ve rasuli ve öylece ahlaklan, merhametli ol. Acı, acı yavruna, yakma onu ateşte. Bir baba gördüm, 4 yaşındaydı çocuğu daha, 5 değil, 4 yaşında. Çocuğuna soruyordu. Oğlum, sen 5 vakit namazın 4'ünü rahat rahat kılıyorsun ama sabah namazını biraz ihmal ediyorsun. Halbuki sabah namazı namazların başıdır. Neden sabah namazına ihmal ediyorsun? Bazen kılmadıklarım oluyor deyince yavru diyordu ki, babacığım uyanamıyorum, beni uyandır da zoraki de olursa uyandır da sabah namazımı da kılayım diyor. 4 yaşında. 4 yaşında. Var mı senin böyle 4 yaşında? Babacığım sabah namazına uyandır namazımı kılayım da tekrar uyuyayım diyen yavrun. Sen öyle değilsin sen. Sen bizim oğlan mektepten geldi. Yorgun uyusun uyusun uyusun. Ama namaz geçiyor hiç umurumda değil hiç. İmanın zayıf. Belki de hiç yok. Mükellef olan 4 yaşında çocuğa namaz mükellef değil, mükellefiyeti yok. Bile erişmemiş. Mükellef olan 15, 16, 18, 22 yaşında çocuğun namaz kılmıyor, hala uyusun, büyüsün diye onu cehenneme namzat ediyorsun da merhametli bir anneyim zannediyorsun, merhametli bir babayım zannediyorsun, merhametten yoksulsun çünkü onu elinle ateşe atıyorsun. Maşallah hanımefendiler, ne kadar da güzel sesiniz var ya. Hoş sohbetsiniz maşallah. Camide sohbethane. Kellim kellim la yenfa. Çocuklar güzel verilmiş, bizim talebeler. Dün geliyorduk da, dün mü bugün mü bilmiyorum. Kellim kellim la yenfa diyorlardı. Bizim cemaatte kellim kellim la yenfa. Harun ayağa kalk bakalım, ne demek kellim kellim la yenfa oğlum, şu cemaat bir duysun bakayım, hanımlar da duysun. Gülen mi ağlan mı ya Rabbi, konuş konuş bu menfaat yok, otur oğlum doğru. Menfaatsız konuşmayı biz ne için konuşuyoruz onu da bilmiyorum ama herhalde menfaati var değil mi cemaat-ı Müslümin? Var değil mi? Sultan Hamid Han Hazretlerine kabri pür nur makamı cennet olsun demişler ki sen ey hükümdar askere almıyorsun talebeleri, okuyan talebeleri ama bunların çoğu okumuyor, gününü gün ediyor,
Sultan Hamid Han Hazretleri buyurmuş ki, 100 kişide 1 tanesi okuma mı? 100 kişide 1 tanesi okursa, yine o kâfi gelir diyor. Bizim de 100 tane cemaattan bir cemaat faydalanırsa, 10 tane hanım ablamızın 9'u konuşur da biri dinlerse yine menfaat olur da onun için konuşuyoruz. Yoksa deli değiliz. Evet, şeytan aleyhillâne düşmanlarını sayıyor ve diyor ki kalbinde merhametli olan benim düşmanımdır. Devam ediyor. Bel mütevâbeyu lil hak diyor. Yaz oğlum yaz, yaz beyin ortasına yaz, defterin de içine yaz. Allah için tevazu ehli olanlar, mütevazi olanlar, gönlü alçak olanlar da benim düşmanım değil. Ne diyor? Dostum değil, düşmanımdır. Şeytan mütevazileri sevmez, gönlü alçakları sevmez, kibirlileri sever. Yukarıda okuduk. Sen mütevazi ol, alçak gönüllü ol, alçak gönüllü ol. Senin sevgili Habibin ne kadar alçak gönüllüydü? Sen alçak gönüllü ol ki şeytana düşman, Allah'a dost olasın. Ve devamla diyor ki, benim 8. düşmanım ve büyük düşmanlarımdan bir tanesi ve şabın neşefi taatillahi teala, genç. İşte bak şu genç gibi, Serkan gibi, Mustafa gibi, Muharrem gibi, Ali gibi, Veli gibi, Kemal gibi, evet, Hüseyin gibi, Hasan gibi, Musa gibi, İsa gibi, Faruk gibi, Tarık gibi, gençtir. Henüz bülüğe de erişmemiş ama Allah'ın ibadetinden zevk alıyor, okumadan haz alıyor, cebinde defteri kalemi öğreniyor, nasarayı yansırıyor. Evet, yaşı başı biraz da karnı büyük olmasına rağmen binayı çok güzel okuyan İsmet Efendi de şeytana düşman oluyor elhamdülillah. Dersini yer dedim oğlum, biraz sonra ders başı. Talebeler, talebeler, İsmet Efendi sizi ileri geçirecek ha, binayı çok güzel okuyor, dikkat edin ha. O bu yaşıyla başıyla bak, sizin kadar çocukları var. Sizin kadar çocuklu olan bir baba bu haliyle bina okuyor, hem de çok güzel okuyor ama hocası açık söylesin, açık ifade eylesin, anlayarak okuyor, ezbere okumuyor. Yani kendi gibi bina okuyanlara yarışa girse Avrupa'da birinciye gelir inşallah. Böyle ibadetinden neşet alan, zevk alan gençler benim düşmanım dedi İblis aleyhillâne. Devam eyledi. Âtülül helal. Benim dost düşmanlarımdan bir tanesi de, hiç sevmediklerimden bir tanesi de halal yemeye çalışanlar dedi. Vay kafir vay. Halal yiyenleri sevmiyor. İyi biliyor ki haram yiyenin ibadeti kabul olmazsa onun için halal yiyeni sevmiyor. Onun için yedi birlikte rızıkları haramlaştırmaya çalışıyor. Allah'ım mağfiret. Allah Allah. Şerinden Allah'a sığınırız. Ve devam ediyor. 10. düşmanım diyor. Ve büyük düşmanım. Ve şabdan-ı müteabban fillah. İki genç. Allah için birbirini seviyor, sevişiyor. Nefsilikler için değil. Nefsaniyetleri için değil, paraları, pulları, güzellikleri için değil, Allah için birbirini sevenler benim düşmanlarımdır diyor. Çünkü onlar Allah'ın dostlarıdır. Ve devam ediyor. Vel harisu aleyhissalavatu fil cemaati. Ve benim düşmanlarımdan, en büyük düşmanlarımdan 11.'si de namazlarını kılmaya haris. Bir vakit namazım gitmesin de canım geçsin diye 5 vakit namazını arka arkaya kılanlar, yüzü nispetinde de bunu cemaatle kılanlardır diyor Allah'ın Resulü hadis-i şerif ile İblis aleyhillâne'nin düşmanlarını böylece sıralıyor. Dikkat edin efendim. 12. düşmanı da söyleyelim, her ne kadar vakit ilerlediyse de. Evet. وَالَّذِي يُسَلِّي بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. Benim en çok düşmanlarımdan, hiç sevmediklerimden birisi de herkes yatmış, mışıl mışıl uykusunu uyurken o ki kalkmış, lambası, gece lambası veya mumun ışığında abdestini almış da teheccüd namazı kılıyor. İşte o benim hiç sevmediğim düşmanlarımdandır diyor. Sen de böyle yap. Teheccüd namazı kıl.
Şeytana düşman ol ki Allah'a dost olasın. Allah Resulü yemin ediyor, yemin ederim ki diyor, teheccüd namazının kalp gözünün perdesi kaldırılsa derhal Cenab-ı Allah'ı görür diyor. Allah Allah, o kadar. O kadar Allah'a yaklaşıyor. Teheccüd namazı. Teheccüd namazı. Diğer insanlar uyurken gecenin üçte ikisi geçtikten sonra kalkıp da teheccüd namazı kılanlar iki rekat da olsa, bir devenin sütünü, bir koyunun sütünü sağacak kadar bir zamanda bile olsa, teheccüd namazı kılanlar benim düşmanlarımdır. 13. düşmanını söylüyor, diyor ki, vallahi, vallahi yumsikü nefsehu anil haram. Nefsini diyor, haramdan imsak ediyor, çekip çeviriyor, tutuyor. Evet, nefsini. Gözünü koruyor, bakmıyor harama. Koruyor kulağını, dinlemiyor haramı. Sahip oluyor eline, uzatmıyor harama. Sahip oluyor ayağına, gitmiyor kahvehaneye, meyhaneye. İşte bunlar da benim düşmanımdır. Müslüman kardeş, inan ki Allah için söyleyeyim, dersin güzel. Her biri birinden güzel. Buradan çıkan her kelime birbirinin mütemmimi, birbirinden güzel. Dikkat edin. Nefsini haramdan çek çevir, misak et, tut. 14. düşmanım, vellezi yansahu. Benim en büyük düşmanlarımdan bir tanesi de insanlara hayır öğütle nasihat edendir buyuruyor. Allah Allah. Aman kardeşlerim, hep hayırlı öğütlü olun ama. Hayırlı öğütlü olun. Bacılarım, analarım, kız kardeşlerim, kızlarım. İnanır mısınız sizin yaşınızda kızlarım var. Torun sahibiyim ben. Mesela. Belki yaşınız benden büyük olanlarınız var. Annesiniz, bacısınız. Her şeyden evvel din kardeşlerimsiniz. Hoş geldiniz kıymetli canımıza. Her zaman gelin, her zaman gelin. Yalnız çocuklarımızı konuşturmayın, siz de konuşmayın. Pazarlığımız böyle. Ondan sonra bak dinleyin. Ne kadar güzel. Hayır öğütlü olun. Herkese hayır öğüt verin. Buradan öğrenin. Gittiğiniz yerlerde öğretin. Bulunduğunuz meclislerde dinlediklerinizi anlatın. Ki şeytana düşman olasınız. Allah'a dost olasınız. Nasihat erbabı benim düşmanımdır dedi şeytan. Açık ilan ediyor. Evet. Ve 15. düşmanı şöyle söyledi. وَالَّذِي يَكُنْ اَبَدًا عَلَى بُذُ 15. düşmanım ve çok büyük düşmanım ne zaman abdest bozulursa o zaman abdestini tazeliyor. Mehma imkan bir tek adım bile yere abdestsiz adım atmıyor. İşte en büyük düşmanlarımdan bir tanesi de o. Sen de öyle ol. Abdestin bozulur bozulmaz abdestini tazele. Yatağına abdestsiz yatma. Belki o gece ölürsün de şehit olarak ölürsün. Uykun arasında badem tamam olur da uyanamazsan abdestli yattığın için şehit olarak kalkarsın mezarından. Evet. Abdestini tazele öyle yap. Abdestini tazele, iki rekat namaz kıl öyle yap. Yasin oku öyle yap. Tebareke oku öyle yap. Sure-i Vakıa'yı oku da öyle yap. Öyle yap ne olur. Hamdenillah biz bunun haricinde bir yatış şekli bilmiyoruz. Ne kadar yorgun da olsak böyle yapmaya çalışıyoruz. 15. düşmanını söyledikten sonra 16. düşmanını da söylüyor İblis aleyhisselam. Vassahiyyun, cömertler benim düşmanımdır diyor. Cömert ol. Allah Resulü da nice nice hadisleriyle cömertleri metüsena eyledi. Ve cennetin kapısını da cömertlerin açacağı beyan edildi. Sahabet cennette bir ağaçtır. Dalı bu da dünyadadır. Ona yapışanlar doğru cennete gidenler. Sen sahi ol, cömert ol, cimri olma. Ve 17. düşmanını söyledi. Ahlakı güzel olanlardır dedi. Hasenül hulki dedi. Güzel ahlaklıdır. Sanki ağzında dili yok. Bir melek gibi, bir Musa'mız var onun gibi, bir İsa'mız var onun gibi. Evet.
Şöyle güzel bir ahlaka sahip. Kızdan kıymetli, sanki ağzında dili yok. Yürürken hep gözünün önüne bakıyor. Harama bakmamak için elini sallamıyor. Kimseyi rahatsız etmeyeyim diye tepinerek yürümüyor. Kimsenin huzurunu bozmayayım diye konuşmuyor. Yanımdaki rahatsız olmasın diye. Böyle güzel ahlaklı olan erkekler ve güzel ahlaklı olan kadınlar şeytanın düşmanı, Allah'ın dostu oluyorlar. Ve Allah Resulü da mizanda en ağır gelen güzel ahlakın sevabı demedi mi? Ahlakı güzel olmayanların ilmine itibar olmaz denilmedi mi? Ya ne kadar işte. Ve 18. düşmanını söylerken İblis aleyhillâme vel musaddigu raddehu bimâ zeminallâhu lehu dedi. Rabbisinin, Mevlasının, Halikinin söylediklerini tasdik edip, inanıp iman edip, o yoldan ayrılmayanlar benim düşmanımdır dedi şeytan. Yani hükmü Kur'an ile hükümran olan, Allah-u Teala'nın verdiğini alan, vermediğini almayan, mirasa dikkat et. Bugünün mirası çok mühimdir. Allah'ın taksimini bozdular, kendi kafalarından uydurma bir taksim yaptılar. Onu yürürlüğe koydular. Öldüğün zaman, baban öldüğü zaman, anan öldüğün zaman, eğer Allah'ın hükmü üzerine hükümleyen olmazsan, Allah'ın verdiğinden fazlasını alırsan, İstanbullu Hacı Hanım gibi, gözünü göstermemiş kimseye, haramdan o kadar kaçmış, zengin kocası ölünce demişler ki, Hacı Hanım, bak milyonlar milyarlar bıraktı kocan, Allah'ın emri üzerine mi taksimini yapalım, yoksa bugünün kanuna göre mi deyince, Allah'ın emrine kurban olayım ama bugünkü kanuna göre taksim yapın demiş. Tanrı canını ala, Allah canını ala, hortlayasın. Gözümü değil, hiçbir yerini göstermesen gene cehennemliksin. Çünkü Allah'ın emrine razı olmadın. Ya Allah'ın emrine razı ol bacı. Kocan ölürse, çocuğu varsa 8'de 1 hakkın var senin. Çocuğun yoksa, ölen kocanın çocuğu yoksa, onun bıraktığı mirasın 1/4 senin. Ama bugünün bozuk nizamı, kefere düzeni sana 2 katını verdi. Dinini elinden almak için, hem seni hem de kocanı hem de çocuklarını cehennemde yetmek için Allah'ın verdiğinden sanki cömertmiş gibi çok verdi sana. Aldattı seni, parayla seni cehenneme namzat eyledi. Dinle beni, oku Kur'an'ı. Ver kulağını ilahi sedaya, Allah'ın verdiğinden fazlasını alma, kim verirse versin. Alma. Allah'ın verdiğini al, cennete git. Yoksa cehennemden çıkamazsın. 19. düşmanını sayıyor ve bitiriyor. Vel mevsimi fil mesturatil eramil. Benim düşmanlarımdan 19.'sü kocası ölmüş. Dul kalmış. Yanında da yetimleri var. Hazreti Ömer'in adaletinde temsil edilen o yaşlı ninenin bir kızından, 2 oğlundan öksüz kalan yavrulara baktığı gibi. Böyle dul kadınlara ihsanatta bulunuyor. İyiliklerde bulunuyor. Onun öksüzlerinin gönlünü görüyor. İşte benim düşmanlarımın 19.'sü de odur dedi ve sonuncusunu şöyle buyurdu. Vel müstaiddu lil mevt. Bitti. Benim son ve en büyük düşmanlarımdan bir tanesi de ölümü unutmayıp ölüm için her zaman hazır bulunan dedi. Ölüm için hazır bulunan benim düşmanlarımın en büyüklerinden birisi dedi. Ey şeytanın düşmanları, Allah dostları, dinlediniz, ölüme hazır olunuz. Ölüme hazır olunuz ki Allah'a dost, şeytana düşman olasınız. Türlü amel sahibi olmayınız, ölümü unutmayınız. Ölüm kadar yakın hiçbir şey yoktur insana. Öyleyse hemen tövbe edin, hemen mezarın yolcusu olduğunuzu, ilk adımınızda mezarın içerisine gireceğinizi unutmayın. Mevlam, büyük Allah'ım,
Yüce Tanrım, sana yalvarıyorum. Şu cemaatimi ve bütün alemi İslam'ı şeytana düşman, sana dost olanlardan eyle. Amin. Amin diyenlerden de cümlemizden de razı ol. Amin. Amin. Ve hürmeti sevgili Mürselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Rıza anillah. El-Fatiha. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin.